Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Almanya. Almanya ile başlıyorum. Almanya Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmak için düğmeye bastığı Almanya 100 milyar euroluk bir bütçe ayırıyor ve orduyu yeniden teçhizatlandıracak. Hani savaş uçaklarından, savaş gemilerinden, denizaltılarından, zırhlı araç gereçlerden, elektronik harf sistemlerinden Almanya yeni bir ordu kuruyor. Şimdi Almanya bu yeni orduyu kuruyor. Almanya'nın başına yeni başbakan geçti. Olaf Scholz Eh, nasıl okunuyorsa ve bu başbakan 100 milyar euroluk yeni bir bütçeyi bizzat kendisi hazırladı. Bunu da Almanya Kongresi'ne sundu. Şimdi burada sevgili dostlar 100 milyar euro bu parayla Almanya yeni bir orduyu kuracak diyor. Alımlar yapacak. Kimden alacak? Hı? Kimden? Amerika. Almanya'yı yöneten Amerika, Japonya'yı yöneten Amerika, Güney Kore'yi yöneten Amerika, birçok dünyadaki ülkeyi yöneten Amerika. Amerika. Amerikan silah sanayi habire tak 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 para üretiyor. Para. Amerika'ya inanılmaz derecede Ukrayna Rusya savaşının ardından Avrupa silahlanıyor. Avrupa yeni savaş uçakları, yeni savaş gemileri, jetler onlar bunlar alıyor. E, kimden alıyor? Kimden olacak? hamileri sahipleri Amerika'dan isteseler de istemeseler de. Almanya Başbakanı yaptığı açıklamada Avrupa NATO'nun içindeki en güçlü ordu Alman ordusu olacak dedi. NATO'nun içindeki en güçlü Avrupa ülkesi. Teren 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 teren. Johnny'ler Hans'ı sövüştemeye devam ediyor. O bir taraftan Zirtaki'ler de Hans'ı sövüştemeye devam ediyor. Yunanistan Almanya'dan aldığı kredilerle gidiyor Amerika'dan ihtiyaçlarını gideriyor. Alman parası her türlü saçıyor. Alman'da para çok. Amerika tezgahı güzel yere kurdu Ukrayna, Rusya Savaşı tezgah güzel yerde tüm ülkeler Amerika'dan silah alıyor. Geçiyorum Azerbaycan. Can kardeş Azerbaycan. İsrail, Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyevi nereye? İsrail'e davet etti. Şimdi Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme hamlelerin geldiği bu günlerde, bu aylarda İsrail daha çok Türkiye ile yakınlaşmak için Azerbaycan'la beraber ortak adım atmak istiyor. Azerbaycan'ı da yanına almak istiyor İsrail. Biliyorsunuz İsrail eskiden beri Azerbaycan'la çok yakın ilişkileri var. Şimdi bu neden böyle? Niçin böyle? Özetle şu sevgili dostlar Filistin, Filistin yönetimleri her daim Ermenistan'ın yanında yer aldı ve hatta ki Karabağ Azerbaycan'ın değil, Ermenistan'ın toprağıdır diyor. Komple Azerbaycan Ermenistan'ındır diyor. Anında bu Filistin'deki kafalar ve bunların başındaki Mahmut Abbas. Filistin'de masumlar, mazumlar var. Onlar bir kenara koyun ama bu üst tabaka yöneticilerin kafaları her daim böyle farklı farklı yollara çalışıyor. Türklerin karşısında kim varsa hep onların yanında yer aldılar. Bu da işin başka tarafı. Hatta 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nda da Rumların Papaz Makaryos'un yanında yer almıştı. Yine bu Filistin'deki yöneticiler Filistin olan ulan ulan. Şimdi Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev İsrail'e ziyaret yapmaya hazırlanıyor. Davet geldi. Bu İsrail, Azerbaycan beraber Türkiye ile ortak adımlar atılması için yeni masaların kurulması demek. Azerbaycan can kardeş Azerbaycan sonuna kadar onlarla beraberiz. Bakalım neler olacak, neler bitecek? Bilal Feza sizin için takibe devam. Azerbaycan dedim, Karabağ dedim. Karabağ meselesinde Azerbaycan Ermenistan barış masası kuruldu. Görüşmeler devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Paşinyan Türkiye ile normalleşmek için de adımlar attı, hamleler yaptı. İlk defa Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Antalya'daki forma katılmıştı, ziyaret yapmıştı hatırlayın sevgili dostlar. Ve Ermenistan Türkiye arasında karşılıklı direkt seferler başlamıştı. Erivan'a direkt seferler var. Şimdi bu, Ermenistan bunda gayet rahatladı. Ermenistan halkı oh be sonunda Türkiye'ye rahat rahat giriyoruz. Türkiye üzerinden dünyanın diğer ülkelerine rahat rahat gidebiliyoruz diyor ama... Paşinyan'ı devirmek isteyen Moskov kafalılar, Moskovçular, Rus'cular Ermenistan hükümeti Paşinyan hükümetini devirmek için gösterilerin dozunu arttırdılar. Kremlin iyiden iyiye fonluyor. Özellikle Kremlin geç Avrupa'daki dünyadaki diaspora Ermenileri bunu fonluyor sevgili dostlar. Çünkü Paşinyan batıya bakan yüzü var. Paşinyan Amerikancı, Sorosçu. Paşinyan bir diğer taraftan. Kötünün iyisi Ehven Türkiye ile Azerbaycan'da daha çok normalleşmek istiyor. Ve hatta Zengözür koridorunu geç Zengözür bölgesini komple Azerbaycan'a bırakmak istiyor. Karabağ komple Azerbaycan'a bırakmak istiyor. Bunu Ermenistan içindeki bu sizlere söylediğim hem Moskovcu tayfa, Rusçu tayfa hem de hem de diasporadaki Ermeniler engellemek istiyor. Paşinyan'ı orada destekliyoruz. Paşinyan sen orada dur. Senden daha yapacağımız çok işler var. Dur ya dur gitme. Desteğimiz pişik yanına Paşinyan'la. Geçiyorum Yunanistan'a burnumuzun dibindeki etekli zirtakilere. Yunan Savunma Bakanı adeta Türkiye'yi tehdit eder tarzda açıklamada bulundu. Yunan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye bize saldıramaz. Türkiye bize saldırırsa bunun bedelini ağır ödetiriz. Çünkü ordumuz çok güçlü ordumuzun caydırıcı gücü var dedi. Anda bu zirtaki. Peh peh peh. Orduya gel etekli zirtaki. Şimdi burada sevgili dostlar konuşan esasen bu Yunan bakan değil Amerika'da Johnny'lerdir. Amerika'dan aldığı gazla bunları konuşturtuyorlar. Haydi Türkiye gel Türkiye bir de bir şekilde saldır Türkiye bir operasyon yap Türkiye harekat yap Türkiye gazı veriyorlar. Akılları sıra bizi Rusya'nın düştüğü tuzağa düşürecekler ve Türkiye'nin olası bir harekatında dünya hepsi bize karşı nasıl Ruslara karşı birleştirirse birleşecekler ve bizi yiyip bitirmek ve bizi parçalayıp bölmek için onların eline kodu vermiş olacağız. Yok yemezler Yunan yemezler ponçik. Ey palikarya bekle seni tatlı niyetine en son yiyeceğiz. O güne kadar sen uzalanmaya devam et. Sadece vaktini ve saatini bekle. Bir gece ansızın değil bir sabah ansızın seni mehteranlarınla o kuş tüyü yataklarından ce günaydın palikarya biz geldik Türkler geri geldi diyeceğimiz güne kadar bekle bekle Osmanlı armasındaki iki bayrak biri kırmızı ay yıldız diğeri yeşil ay yıldız kırmızı ay yıldız Anadolu'yu Afrika'yı Arap Yarımadası'ndaki Türk sancağını Türk'ün bayrağını temsil ediyor o biri ise Rumeli'deki Türk bayrağı yeşil ay yıldızımız ve dahi biz diyoruz ki Batı Trakya'daki, Bulgaristan'daki, Balkanlar'daki tüm kardeşlerimize selam olsun. Bekle bizi, bekle bizi yeşil sancağın diyarı, ay yıldız, yeşil ay yıldızımızın diyarı. Geleceğiz. Elbet bir gün geri geleceğiz inşallah. Başta Güney Kore demiştim. Kuzey Kore'ye. Füderin efendisi Kim Jong-un diyarı. Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Silahsızlandırma grubunun başına geçti. Öp. Ne? Hı? Evet sevgili dostlar Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Silahsızlandırma Konseyi'nin başında yönetici oldu. Başına geçti. Vay vay vay. Amerika dünyanın her tarafında üstleri var. Amerika dünyanın her tarafında bizzat elleriyle yönettiği ülkeler var. Sizlere başta söylemiştim. Bir tarafta Avrupa'da Almanya. O bir tarafta Japonya ve tabi Güney Kore. Güney Kore'nin karşısında Kuzey Kore, Amerika her daim düşmanları çıkarır. Amerika bu çıkardığı düşmanların karşısındaki ülkeleri destekleyerekten onlara habire silahı satar. Satar baba satar. Satar parayı sayar. Johnny'ler bu. Amerika Kuzey Kore üzerinden işte Kuzey Kore nükleer ulaştı onu yaptı bunu yaptı dünyayı tehdit ediyor üzerinden habire bu ülkeleri parayla silahları satıyor. Ee, şimdi onu da aldı. Birleşmiş Milletler silahsızlandırma konseyinin başına koydu. Yersen. Tabi Amerika dünyada böyle. Düşman ülkeleri kendi elleriyle ortaya çıkarıyor sözde düşman ülkeler. Dünyayı korkutuyor ve dünyanın barış meleği, barış elçisi Amerika her tarafta pıt 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 üstlere konu veriyor. Silahlarını satıveriyor. Dünyanın koruyucu meleği Johnny'ler. Şeytan. Füzelerin efendisi sen Amerika'yı yalancı çıkarmazsın. yahu salla iki tane füze. Bakalım ne olacak? Nereye mi sallayacaksın? Amerika'ya tabi canım. Kime başka? Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi ileri geri değişik değişik konuşmalarına devam ediyor. Ukrayna'nın Türkiye'deki Büyükelçisi yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tahıllarını Rusya çaldı ve Rusya'dan da dünyada farklı farklı ülkeler satın aldı. Bunlardan biri de Türkiye'dir dedi. İftiraya bak sen. Vay rezil vay. Vay kepaze vay. Ve bunun için Interpol görüşüyorlarmış. Rusya'nın çaldığı tahılları, Ukrayna'nın tahıllarını hangi ülkelerin aldığını açığa çıkaracaklarmış. Ay senin kafana vay. Yok arkadaş yok. Çok iyilikten maraz mı doğar ne olur. Hani çok da bir yorum yapmayayım ama... Geçiyorum Libya'ya. Libya'nın paralel başbakanı Fethi Paşa Amerika'ya resmi ziyarette, resmi Yok Amerika'ya ziyarette bulunuyor ve bu ziyaretini arkada photoshoplu görüntülerle paylaştırıyor. Fotoğrafı şöyle photoshopa şöyle dikkatli baktığımızda Fethi Başa, Amerikan bayrakları, Libya bayrağı, arkada beyaz saray, ortada kendisi. Buradayım. Geldim. Nereye geldin? Amerika'ya geldim. Vay senin baylaşacağın. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kattafi aşiretinin yoğun olduğu Libya'nın Sirte kentinde Fethi Paşa paralel hükümetini ilan etmişti. Bakanları tayin etmişti. Arkada bakanlarla beraber çekilen fotoğrafı paylaşıyorum görüyorsunuz. Şimdi bu bakanlarla paylaştığı fotoğrafın ardından ilk resmi olmayan ziyaretini Amerika'ya yaptı. Ve Amerika'da birileriyle görüştüm. Verimli toplantılar yaptım ama kimle görüştüğü belli değil. Hiçbir fotoğraf yok. Çekilmedi. Fethi Paşa'yı destekleyen haftaer basını Fethi Paşa'nın bu photoshop'lu fotoğrafıyla kendi kamuoyuna, dünyaya bunu servis etti. Başbakanımız Amerika'da, Beyaz Saray'da acaba Beyaz Saraya gitti mi? Yoksa sıradan kapıdaki birileriyle, odacıyla, şoförle ondan bundan görüşüp geri mi geldi? Öyle. Hafter biliyorsunuz 20 yıl boyunca Amerika'da yaşamıştı. Esasen Amerika'ya kaçak gitmişti. Kaçmıştı. CIA onu Libya'dan alıp Amerika'ya göndermişti. Götürmüştü. Oraya yerleştirip maaşa bağlamıştı. Niçin? Çünkü hatırlayın daha önceki videolarda sizlere anlatmıştım sevgili dostlar. Libya Çat Savaşı'nda Kattafi döneminde bu büyük bir orduyun başındaki general Hafter'di. Ve Hafter'in ordusu darma duman Çat ordusu Lip ordusunu Hafter'in başındaki Lip ordusunu ezüp geçtiydi. Kattafi de Hafter'i alıp tutuklayıp ceza verecekti ve hatta ki hatta ortadan kaldıracaktı. Ama bir anda bir eller ortaya çıktı. Hangi eller? Amerika, CIA elleri. Hafter'i kaçtığı çattan Bak çat savaş. Hafter'i Libya'da saklandığı yerden alıp hop Amerika'ya götürüp 20 yıl boyunca orada besledi. Ve ardından Libya'da Kattafi devrilince bir anda Hafter ha ha çıktı ortaya ben geldim. Libya'nın yeni başkanı ben olacağım diye geldi. Tabii ki tabi Amerika'nın Hafter'in hesap etmediği bir şey vardı. Bunun içinde Fransa'da bunun içinde Baye Mısır Rusya'da dahil Türkiye Türkler kahraman Türk ordusu Libya'da Hayır. Bizim vatanımızı, atalarımızın at koşturduğu toprakları, Libya'yı siz yamyamlara bırakmayız dedik ve orayı gidip kurtardık. Trablus, Türkiye, Türk ordusu sayesinde ayakta duruyor ve daha da güçleniyor ve dahi Libya'da olmaya devam edeceğiz. O zaman devam. Libya demişken dünyanın gözü Ukrayna'dayken Fransa Libya'da bir finger taktikler çevirmek peşinde Fransa o jardın elini Libya üzerinden çekmiyor orada olmaya devam ediyor ve orayı elinden geldiği kadar karıştırmaya devam etmek istiyor ne oluyor Fizan. Fizan bölgesindeki aşiret liderleri Fransa'nın desteklediği aşiret liderlerinden bir grup Fransa'ya gitti ve Fransa'da şunu istiyorlar, talep etmişler. Bunu da Fransız kamuoyu paylaşıyor. Neyi talep etmişler ki? "Vay efendim, Libya'nın Fizan bölgesinden önemli bir heyet Paris'e bizi ziyarete geldi ve Fizanlılar, Libyalılar Fransa'dan şunu talep etti. Neyi talep etmişler?" Libya'yı 3'e bölün. Libya bu 3'e bölünecek bir federasyon çatısı oluşturulsun. Trablus, Fizan ve Berka, Srenica bölgesi. Bu Hafter'in bulunduğu Berka bölgesi. Buralarda 3 parçaya bölünen Fizan üçlü federasyonla yönetilsin. Bunu Libya'lılar istiyor diyor. Ehen de bu Macron'un tayfası. Vay Macron vay. Yemezler. Yemezler. Yedirirler. Sevgili dostlar Fizan bölgesinde çok önemli petrol yatakları var. Fransa'nın gözünün nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Libya'nın petrolünün üçte biri Fizan bölgesinde çıkıyor ve Fransa Fizan bölgesindeki petrol yataklarının önemli bir oranda işletmesine sahip oraları işletiyor. Hani petrolü Fransız firmaları çıkarıyor. Şimdi Türkiye'nin artan bir gücü, Türk ordusunun Libya'da artan bir gücü ve Libya'yı parçalama yarışı. Trablus tarafı tamam kabul ettik Türklere kalsın. E Srenica tarafı, Barka tarafı da Hafter üzerinde Ruslara kalsın, Amerika'ya kalsın, Bağ'a kalsın, Mısır'a kalsın. E Fizan bölgesi de bana kalsın. Kime? Fransa'ya. Macron. Hmm. Fransa, Fizan, Petrol, Na. Bekle Atalarımızın Fizan. Fizan'a kadar yolum var dedikleri topraklar Fransa sana kalmaz. Kalmayacaktı inşallah. Türk Petrolleri Fizan bölgesinde de biz ilerleyişimizi sağladıkça orada da aktifleştiğimiz artacaktır. Çok oluyoruz çok. Türkiye Fizan'da da olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Fransa Fizan'a kadar yolu yok yok bizim Fizan'a kadar yolumuz var. O zaman durmadık durmuyoruz durmayacağız. İlahi Kelimetullah yolunda hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.